Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün çok özel bir konuğum var. Kendisine yaklaşık 5-6 aydır özel bir röportaj yapıyoruz ama biliyorsunuz ülkemizin en başarılı iş insanlarıyla böyle zaman zaman özel röportajlar yapıyoruz. Bunun nedenine gelince onların başarısına, başarı katmaları için bizler de bir nebze olsun böyle haber desteği veriyoruz. Ve ülkemizin inşaat dünyasının en özel firmalardan biri olan Akacan Grubun direktörü sevgili Bulut Akacan var yanında. Evet sevgili Bulut, kutluyorum seni. İnşaat sektöründe yeniliklerle var olan projeleri bitirmek için yoğun bir süreç çalışıyorsun. Bugün de seninle bir özel röportaj yapmak istedik. Şöyle bir soruyla sohbetimize başlamak istiyorum. Çok değişik bir soru sormak istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ta yaşamak, Kuzey Kıbrıs'ta iş yapmak nasıl? Çok güzel bir soru sordun sevgili Bilbay. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün yine benimle röportaj yaptığın için. Biliyorsun biz seni çok seviyoruz. Hem kendi şirketimiz adına hem ülke adına. Çünkü tüm dünyada, özellikle Türkiye'de bizi çok iyi temsil ediyorsun. Görüyoruz işte yaz aylarında bütün dünyayı da geziyorsun ve bütün aldığın bilgileri de hem bizim yerli halkla paylaşıyorsun hem de dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesini duyuruyorsun. O yüzden gerçekten hem kendi adıma hem şirketim adıma hem de ülke adına öncelikle sana çok teşekkür ederim. Bunu çünkü uzun zamandır böyle kamera karşısında sana teşekkür etmek istedim. Bu da bir fırsat oldu. Kıbrıs'ta yaşamak çok ayrıcalıklı bir şey bence. Neden? Ben her gün bu sunumu yapıyorum. Dünyanın her yerinde, aynen senin gibi, Türkiye'de, İngiltere'de, Afrika ülkelerinde, İsrail'de, New York'ta, her katıldığım konferansta şunu söylüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu an parlayan bir yıldız ve orada yaşamak çok büyük bir ayrıcalık. Hakikaten bunu da yürekten söylüyorum. Neden? Çünkü Afrika ülkelerine gidiyoruz. Çok iyi para kazanan şirketler var orada ama burada yaşam yok. Can güvenliği. Güvenliği bir ülke değil, can güvenliği yok. Aynı şekilde sağlık hizmetleri iyi verilmiyor. Aynı şekilde eğitim yok. Ulaşım çok zor. Bunun gibi birçok sıkıntılar var. Bizim Kıbrıs'ımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten bir cennet. Neden? Eğitimiyle. Bu kadar üniversiteler var, bu kadar okullar var. Bugün çocuğunu çok iyi, güzel bir okula gönderebilirsin ve o okuldan bu çocuk Oxford'a, Cambridge'e, Harvard'a direkt yatay geçiş yapabilir. Bu kadar bilinir bir eğitim sistemimiz var. Özellikle sağlık sistemimizde Lefkoşa'da bir tane çok büyük hastanemiz açıldı, özel hastanemiz. Girne'de iki tane çok güzel yine özel üniversitelere ait hastaneler yapılıyor. Sağlık sektörü gittikçe gelişiyor. Özel klinikler açılıyor. Türkiye'ye çok yakın bir mesafedeyiz. Ben Kıbrıs'ı hep İstanbul'a da anlıyorum. Yani bu küçücük Kıbrıs'taki huzur, eğitim sistemi, güvenlik, sağlık sistemini Türkiye'deki alışveriş merkezleri ve metropolitan yaşamla da harmanlıyorum. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu an hakikaten çok güzel bir yer. Yaşamak için muhteşem bir yer. Bunlar güzel. Peki iş yapmak da zor değil mi biraz? İş yapmak çok zor. Tabii onları da aşacağız. Anlatıyoruz devlet yetkililerine. Bir bürokratik engelleri çok hızlı bir şekilde aşmamız lazım. Özellikle altyapıyı hızlı bir şekilde çözmemiz lazım ki geçen günde yaşanan işte çok kötü bir olay vardı. Biliyorsunuz dağ yolundaki genç çocuklarımızı kaybettik. Herkesin yüreği yanıyor bu konuda ama işte bu altyapının da bir eseri. Yani inşaat yapılırken altyapısını da yapmak lazım. Çok önemli. Yollarını düzgün yapmak lazım. Kaldırımını yapmak lazım. Kanalizasyonunu yapmak lazım. Ki bunu yapacak da para var. İnşaattan zaten çok yüklü paralar alıyor bu insanlar. Ama bunları doğru yerde değerlendirmiyorlar. Bunları memur maaşı ödemekle değerlendiriyorlar. İşte bunu hızlı bir şekilde, koordineli bir şekilde çözmek lazım. İnşaattan gelen para inşaat aktiviteleri için, altyapı için kullanılmalı. Sevgili Bilbay. Trafikten gelen para trafik için yollara kullanılmalı. Yani bugün hakikaten bizim tek eksiğimiz bugün Kıbrıs'a sorarsanız bir prosedürleri hızlandırsalar, bürokratik engelleri kaldırsalar
Bir de altyapı işini yapsalar bu iş Kıbrıs'ın önünü kimse tutamaz. Ne anlaşma ister, ne barış ister. Hiçbir şey. Tabii anlaşma ve barış olursa coğrafya için çok iyi olur ama biz onlara endeks olmamamız lazım. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Bu da yaptığımız işlerle, altyapılarla, düzenle, plan ve programla olur. Biz bunları çok iyi yapıyoruz şirket olarak. Biz Kıbrıs'a doğmuş bir holdingiz. Akacan Holding Kıbrıs'a doğduğu için dünyanın her yerinde iş yapıyor. Çok değişik sektörlerde iş yapıyor. İnşaat başta olmak üzere finans, akaryakıt, kiralık araç, üniversite, mobilya, beyaz eşya. Bu sektörde dünyada da iş yapıyoruz. Biz sadece Kıbrıs'ta değil. Türkiye'de çok iyi işler yapıyoruz. Azerbaycan'da bazı ofisler açtık. Afrika ülkelerinde iş yapıyoruz. Londra'da iş yapıyoruz. Ve biz burada doğduk. Yani hiçbir şey engel değil. Ve sen de bunların çoğuna şahit oldun. Birebir yaşadık. Birlikte bir başarılar elde ettik. Birlikte inşaat sektöründe çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel projeler yaptık. İlk defa insanlara rezidansın ne olduğunu, rezidans yaşamın ne kadar güzel olduğunu, az parayla villa standartlarında yaşayabilmeyi öğrettik. Yani bugün 60-70 bin pound'a bir daire alıyorsun ama 500 bin pound'luk bir dairenin, 500 bin pound'luk bir dairenin elde ettiği bütün avantajları, hatta daha ötesini, site yaşamını, güvenliğini, yani bugün bir villada güvenlik yoktur. Bir villada kapalı yüzme havuzu yoktur. Bir villada sauna, jacuzzi, hamam, tuz banyosu, 2500 metrekare spor salonu, aerobik odası, cycling odası, boks odası, kickbox odası, futbol sahası, tenis kortu, mini golf sahaları, yürüyüş yolları bir villada yoktur. Ama bir rezidanste var ve çok daha ucuza yerli halk bunlara sahip olabiliyor. Evet, FEO bunun bir örneğiydi. Tamamı da satıldı. Sen de şahit oldun. Toprakta satıldı. Türkiye'ye geldim, birlikte gittik, lansmanını yaptık Shangri-La Otel'de, Türkiye'nin en güzel otellerinden birinde. Ne oldu? Gördüğünüz inanılmaz bir satış yaptık. Bundan sonra bir sürü projeler yaptık, hepsi topraktan satıldı. İnsanların bize olan güveni, Akacan gruba olan güveninden dolayı topraktan satıyoruz. Çünkü biliyorlar, eğer biz burayı 5 liraya aldıysak 7 liralık iş yapılacak, tam zamanında bitecek, 4 dörtlük bitecek. Bunlar çok önemli şeyler. İşte bu hem yatırımcı, biz şu an Türkiye'den ve dünyanın başka yerlerinden yatırımcılar getiriyoruz ve bunlara bazı sözler verip bunları yerine getiriyoruz. İşte biz bunları yerine getirdiğimiz için adanın değeri yükseliyor. Yerine getirmesen İngilizlerin döneminde görün ne olmuştu. Müteahhitleri yerine getirmedi. Çok büyük bir kaos oldu sonrasında ama şu an biz her verdiğimiz sözün yerine getiriyoruz. Bu ülke içinde bir tanıtım değil mi? Tabii ki. Her yerde bütün fuarlara katılıyoruz sevgili. Bütün fuarlara. Düşünün Finlandiya'da, Norveç'te, İngiltere'de, Dubai'de, Katar'da, Fransa'da, Kan'da, Türkiye'de her yerde fuarlara katılıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağını açıyoruz. Girne'nin resimlerini koyuyoruz. İskele'nin resimlerini koyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtıyoruz. Ve buraya getirdiğimiz insanlar da paralı, zengin, kültürlü, emeklilik hayatı yaşamak isteyen insanlar. Yani bize tamamen sadece katma değer katan insanlar sevgili benim. Bu çok önemli bir şey. Yani bunlar aslında devletin daha da teşvik etmesi lazım. Proje ne zaman tamamlanıyor? FEO projesi. FEO projesi 2017 Aralık ayında tüm millet oraya taşınacak. Her şeysine. Aralık ayında 2017 Aralık. Evet, yeni yıla gireceğiz inşallah. Muğla Kaca'nın yeni projesi var. Tabii yeni projelerinden sadece bir tanesi. Birçok projesi var ama yavaş yavaş onlar açılacak. Girne'nin merkezinde Woody Palace'ın hemen yanında Denize Sınır. Cruise projesi. Cruise bak biz sevgili Bilbay, biz önce şöyle bir ekibimiz var. Önce en iyi yerde araziyi seçiyoruz. En güzel lokasyonda. Sonra en muhteşem dünyaca ünlü mimarlarla çalışıyoruz. Bizim sevgili Mustafa Derat başkanlığında, Mustafa Derat biliyorsunuz mimarımız. Onun başkanlığında bütün dünyadan hem iç dizaynlar ne olacak, dış dizaynlar ne olacak onları çalışıyoruz. Sonra her projenin bir hikayesi vardır bizde, bir ruhu vardır. Cruise. Cruise'u neden esinlendik? Çünkü 59 tane apartman dairesi var. Az miktar, çok az miktar bizim bir şirket için ama
38 tanesinin yüzme havuzu var. 38 dairenin yüzme havuzu var. Ve hepsi private. Kendine özel. Bu inanılmaz şey. Ve denize sıfır. Ve önünde kumsal plaj var. Girne'nin merkezinde denize sıfır ve önünde kumsal plaj var ve dairende de yüzme havuz var. Ve daireleri çok geniş tuttuk. 250 metrekare, 300 metrekare daireleri tuttuk bu daireleri. Cruise nasıl yaptık? Cruise bütün dünyayı gezdi. Oradan örnekler aldı. Mesela India'ya gitti. Oradan bazı renkler, bazı kültürler aldı. Oradan geçtik hemen Avrupa'ya, Avrupa'dan bazı renkler aldık. Finlandiya'dan, Baltık Denizi'nden bazı şeyler aldık. Onların hepsini projelerimize harmanladık ve cruise projesini yarattık. Bütün dünyayı gezdi ama Girne Limanı'na demir attı cruise. Zaten biliyorsunuz sol tarafımız da Girne Limanı. Evet. Yani bir hikayesi var bizim bütün projelerin. Biz sadece bir yapı taşı yapmıyoruz. Biz insanlara bir yaşam alanı, bir yaşam kültürü, bir yaşam stili satıyoruz. Bu çok önemli bir şey. O yüzden başarımızın temeli de bu. Hikayesiyle alıyor insanlar evde. Peki Buldak Acar'a şunu sormak istiyorum sevgili izleyiciler. Gerçekten de sektörde ilklere imza atan bir kişi yaptığı inşaatlarla, o projelerle insanlar tarafından takdir ediyor, güvendiriyor. Zaten bir işi istediğiniz kadar iyi yapın, insanlar size güvenmezse, gelip malınızı satın almazsa hiçbir değeri yok. Ama bu ülkenin yaptığı tüm projeler ilk günden satışa başlıyor, toprağın üzerinde. Buldak Acar'ın en büyük hayal nedir? Yani bunu yaparsam işte gerçek anlamda her şeyi yapmış olurum dediğin en büyük projem nedir? Şu an hayal ettiğin. En büyük projem şu an bir şehir hayal ediyorum. Sıfırdan bir şehir kurmak. Hastanesiyle, üniversitesiyle, eğitim bin tamamen olduğu, yani ilkokuldan başla, daha da ötesi kreş, anaokul, ilkokul, üniversite, hastanesi, tamamen şehri biz tasarlayacağız. Ve ona göre de Kıbrıslı iş adamlarını tamamen, yani hastanesini hastaneye yapan, üniversitesi üniversiteyi yapan, ne bileyim marketi en iyi marketini yapan insanlarla tasarlayıp yeniden sıfırdan bir şehir kurmak için. Eğlence mekanları, restoranları, limanı, her şeysiyle sıfırdan bir proje, bir şehir yaratıyoruz. Bu da önümüzdeki bir planımız ve onu çok kısa bir süre içerisinde yapacağız. Ve onu yaptıktan sonra artık ölsem de gam yemem şeyi var ya, bu benim hedefim. Ama ondan da öte çok kısa zamanda bir hedefim var. Üniversiteyi biliyorsunuz, üniversitemizi açıyoruz Girne'de. Şöyle, Milli Eğitim'den izinlerimizi aldık. GÖDAK'tan da şu an yönetim kurulunda görüşüyor. Çok kısa bir süresinde de başlama izni alıyoruz. Üniversitede tüm dünyada tanıtmak birinci hedefim ama ikinci hedefim de bu şehri kurmak. Evet, Buldak Acar'ın hedeflerinde sınır yok. Genç bir arkadaşınız, ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bize de takdir etmek kalır kendisini. Teşekkür. İnanın ülkemizde iş yapmak hiç kolay değil. Bunun nedenine gelince daima başarılı insanları böyle aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Bu bizim yolumuzda var, Kıbrıs Türklerin. Ama her şeye rağmen her alanda çok başarılı iş adamlarımız var. Kıbrıs'ta inşaat sektöründe de, her alanda, turizmde de. Tek ortak düşüncemiz şu, ülkesi için tek bir çivi çakan insanları koruyalım, destekleyelim. Çünkü bu insanların yaptığı yatırımlar bu topraklara yapılıyor. Katma değer oluşuyor. Devlet vergisini alıyor. Bize de takdir etmek kalıyor kendisini. Teşekkürler. İnanın ülkemizde iş yapmak hiç kolay değil. Bunun nedenine gelince daima başarılı insanları böyle aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Bu bizim yolumuzda var, Kıbrıs Türklerin. Ama her şeye rağmen her alanda çok başarılı iş adamlarımız var. Kıbrıs'ta inşaat sektöründe de, her alanda, turizmde de. Tek ortak düşüncemiz şu, ülkesi için tek bir çivi çakan insanları koruyalım, destekleyelim. Çünkü bu insanların yaptığı yatırımlar bu topraklara yapılıyor. Katma değer oluşuyor, devlet vergisini alıyor. Tüm özel sektör bu projelerden faydalanıyor. Çünkü bu projeler yapılırken mutlaka birçok malzemeler alınıyor her alanda. Bu inşaatların yapılması için iş gücünden tutun da her türlü malzemeye kadar. Onun için bu ülkeye değer katan
her ne olursa olsun, hangi bir alanda olursa olsun, tüm iş adamlarımızı, iş kadınlarımızı, kurumlarımızı destekleyelim, koruyalım. En azından bu işleri yaparken onlara engel olmayalım ki onlar da bu ülke için güzel şeyler yapsınlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim sevgili Birbay. Bana bu fırsatı tanıdığın için. Sen gerçekten bütün öncü iş adamlarına yol veren bir televizyoncu, bir magazincisin. Seni bu konuda çok teşekkür ederim. Sana bu konuda çok teşekkür ederim. Aynı zamanda devam etmesini dilerim başarılarına. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk yeri başaran Feo Elegant projesinin inşaat alanındayız. Ve inşaat tüm hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi 2017 Aralık ayında buranın resmi açılışı olacak. Burada yaşam başlayacak. Evet, son derece yoğun bir çalışma var. Evet, evet. Ne söylemek istiyorsunuz? Evet sevgili Bilbay, iştir adamın aynası dedikleri budur işte. Bakın 100 bin metrekare inşaatı ne halde getirdik. Biraz sonra göreceksiniz. İnşaatımız bitme noktasına geldi. Daha bir sene önce başladık ama 100 bin metrekare inşaatı düşün, 2 yılda tamamını teslim ediyoruz. Yok böyle bir hız, yok böyle bir kalite. Biraz sonra dairenin içine de göreceksiniz. Şimdi bir show house yaptık, örnek daire. Onun içinde göreceksiniz. En kaliteli ürünlerle en hızlı şekilde tam zamanında işimizi bitiriyoruz sevgili Bilbay. Sıfır finans, tamamen kendi öz kaynaklarımızla ve gördüğünüz gibi biz burada bir şehir kurduk. 1500 konut oluyor toplamda burada, bir şehir kurduk yani. Sizce burada FEO yok, Akacan grubunun da yaptığı Akacan başka tesisleri var. Bunları da var, evet görüyorsunuz kaç kat aşağıya indik. 3 kat aşağıya indik sevgili Bilbay, her taraftan. Yani burada da şu an üzerine bastığımız toprakta da aşağıya ineceğiz. Ve buralara kapalı spor salonları, hamam, jacuzzi, restoranlar, kafeler, kuaförler, marketler, her türlü yatırımı yapıyoruz. Yani burada kendine öz bir şehir, Girne'nin içerisinde başka bir Girne yarattık yani. Ve harika bir yaşam alanları yarattık ve bitme noktasına da geldik. Biz başladığımız günde seninle birlikte burada temel atılırken bu filmi çekmiştik. Ve ne dedik? Gelecek yılda konuşacağız. Evet işte gelecek yıl eserimiz bu. Evet. Birazdan da bu eseri görürseniz inanılmaz bir eser yaptık. Evet. Bir sonraki yıl tekrar konuşacağız. Şunu söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Sevgili Bulut Akacan inşaat işine girdiğinde daha bir genç arkadaşımız, çok gençti daha. Ve bana söylerdi hep. Bir gün gelecek bu inşaat sektöründe bir holding olacak yaptığımız işler ve bir bakıyorum Bulut sıfırdan başlayıp bugünlere kadar geldi, kutluyorum. O ilk günleri ben hatırlıyorum. Daha inşaatın bu kadar büyüyebileceğini ben hayal bile edemezdim ama şu an kendinin hayal ettiklerine yaklaştı. Evet kutluyorum seni. Çok teşekkür ederim sevgili ben. Çok sağ olasın.
2017 Aralık ayında hizmete girecek Feo Elegant projesi hummalı bir çalışmayla devam ediyor. Ve buradaki inşaat aşamasının hızını, buradaki enerjiyi anlatamayız sevgili izleyiciler. Evet, çok hummalı bir çalışma var. Şantiyede yaklaşık kaç kişi çalışıyor? Sevgili Birbay, görüyorsun şu an arı gibi şantiyede yaklaşık 350 kişi çalışıyor. 350 tane adam var. Yaklaşık bugün burada çalışan tüm güvenlik önlemleri alınmış. İnanılmaz bir hummalı çalışma var. Alüminyumdan ahşabına, seramiğinden kalıp işçiliğine, duvar işçiliğine kadar herkes burada. İnanılmaz bir hızlı gidiyoruz. Ve çok kaliteli binalarımızın kalitesini görüyorsun. Betonarmemizin kalitesini, alüminyumlar takılmış bazı yerde. Onların kalitelerini en kaliteli ve en hızlı şekilde ilerliyoruz. Bu projesinin yerine prestijin olarak değil mi? Kesinlikle. Prestij projelerimizden bir tanesi olacak bu. Girne merkezde. Bunun gibi yaklaşık 20 tane daha proje oluyor şu an planladığımız ama bu da prestij projelerimizden bir tanesi. Feo Elegant. Feo zaten for exclusive ones. Ayrıcalıklı olanlar için koyduk FEO'yu ve gerçekten ayrıcalıklı olanlar için bir proje oluyor. Çok da gururluyuz. Evet, sevgili Bulut'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu kadar büyük yatırımlarla başa çıkmak, bunların her birine bir enerji harcamak kolay değil. Kesinlikle. Kutluyorum seni. Çok teşekkür ederim sevgili. Çok sağ ol. Sevgili Bulut Akacan'la ofiste başlayan sohbetimiz şimdi yeni yatırımların yapacağı alanlara taştı. Evet, şu anda Girne'nin en lüks caddesindeyiz, Mete Adanı Caddesi'ndeyiz ve Mete Adanı Caddesi'nde kısa bir süre sonra burada çok müthiş bir yatırım olacak. Evet sevgili Bulut, arkadaki dükkanlara bakıyoruz. Şu an Kıbrıs'ın en ünlü markaların yer aldığı alışveriş merkezi ama burası tamamen yıkılıyor herhalde. Akacan ve Altınbaş Holding ortak yapımı bir proje hayata geçecek. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet sevgili Bilbay. Burası Mete Adanlı Caddesi. Biliyorsunuz Mete Adanlı Caddesi Girne'nin en güzel caddesi. Harika dükkanlar var. Zaten burası bir doğal alışveriş merkezi gibi bir şey görüyorsunuz. LCY ikisinden tutun Polosuna, Enver Eczanesi'nden birçok bijuteri dükkanı var burada. Konfeksiyon dükkanı var. Burası 20 bin metrekare bir arazi, ana cadde üzerinden ta Eziç, Lavaş'tan Çember'e kadar, Akpınar da dahil, orası da dahil, komple dev bir arazi. Ana caddeye cephesi çok çok büyük. Biz buraya, Girne'ye muhteşem bir alışveriş merkezi ama nasıl? Girne'nin dokusuna uygun, böyle cadde tarzında dükkanların, eğlence mekanlarının, restoranların, her şeyin
birlikte bir olduğu bir kompleks, harika bir kompleks yapmayı düşünüyoruz. Ve çok Aşağı Karayolu yatırım ne kadar olacak? Yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon dolar olacak. 200 milyon dolarlık dev bir proje. Burada Vakkas Bey ile birlikte, Vakkas Altınbaş biliyorsunuz Kıbrıs'ın en değerli iş adamlarından biri. Onunla birlikte çok uzun zamandır uğraşıyoruz bu projede. Hem Akacan hem Altınbaş ortaklığında harika bir proje çıkacak. Onun çalışmaları da yapılıyor. Sonuna geldik. Evet, İnşallah. Neler olacak? Bize anlatır mısınız? Düşünüyoruz. Rezidansler, ofis binaları. Yüksek ofis binaları ve rezidansler gerçek anlamda. Altında komple bir alışveriş merkezi. Onun altında sinema salonları, bowling salonları, ice skating, çocuk oyun yerleri. Özellikle çocuklara. Türkiye'de Trump Towers'da çocuklar biliyorsunuz profesyonel olarak bir uçak var, gemi var, ne bileyim güzel bir restoran var ama çocuklar orada kendileri yemek pişiriyorlar, pilot oluyorlar, kaptan oluyorlar, ne bileyim treni sürüyorlar, gerçek araç kullanıyorlar. Bunun gibi daha birçok faaliyetlerde bulunuyorlar çocuklara yönelik. Yani insanların kapalı alanda, yazın çok sıcak olan kapalı alanda veya kışın çok soğuk olan bir yerde vakit geçirebilecekler. Sinemaya gidebilecek gençler, ice skating'de kayak yapabilecekler, kapalı yüzme havuzları olacak, spor salonları olacak. Adana'da tüm alışveriş merkezi olacak burada. Bütün Türkiye'deki en ünlü mağazaları buraya getireceğiz. Şimdi işte Zara'sından en ünlü markalarına kadar. Şunu diyebilir misin? Kuzey Kıbrıs'ın en büyük yatırımlarından bir tanesi değil miymiş? En büyük. Özellikle halka dönük, halka açık en büyük yatırımlarından bir tanesi olacak. Peki ne zaman bu başlayacak proje? En kısa 3 ay içerisinde projeye başlamayı düşünüyoruz. Yaklaşık 2,5 yıl içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu projeyi yapacağız. Devletten hiçbir katkı beklemiyoruz. Sadece imarda alışveriş merkezlerine özel ne veriyorlarsa onu versinler istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Evet sevgili Bulut Akacan'ın hayallerini, projelerini yetişmek zor sevgili izleyiciler. Evet, evet kutluyoruz sizi gerçekten de yürek ister böyle yatırımlar. 200 milyon dolarlık bir yatırım sevgili izleyiciler. Neredeyse kakadaca devletinin bütçesinin çeyreği. Kutluyorum sizi. Teşekkür ederim çok sağ olun.